mesnevi şemme. Mesela rüyada bir saat sarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o bir saatte, eğer o saatte o işlere bedel Kur'an okumuş olsaydın, birkaç hatim okumuş olurdun. Bu halet evliya için Haleti yakaza da inkişaf eder. Nasıl anlayalım? Bu konu bastı zaman ile ilgilidir. Bastı zaman kelime olarak zamanı ve kayıtlarını ortadan kaldırmak ve zamanı genişletmek anlamına gelir. Istilahta ise çok uzun bir zamanı pek kısa olarak görmek ve yaşamak demektir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen Ashab-ı Kehf mağarada 300 9 yıl kaldıkları halde kendileri yarım gün veya bir gün kaldıklarını söylemişlerdir. Bunun dışında bazı evliyalar bir dakika içinde Kur'an-ı Kerim'i hatmetmişler bir günde yapılacak işi bir saatte yapan veliler olmuştur. Mi'raç mucizesi bu hususta verilecek en büyük ve güzel bir örnektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birkaç dakikada Mi'raç hadisesini yaşayıp gelmiştir. Sıradan insanlar bu hali rüya yolu ile yaşıyorlar. Bir iki dakikalık rüyada birkaç günlük hadiselerin görünmesi buna kat'i bir delildir. Bilim adamları en uzun rüyanın 8-10 dakikayı geçmediğini ifade ediyorlar. Oysa her insan rüyasında çok geniş ve uzun maceralar yaşıyor. O maceraların 5-10 dakikaya sığışması mümkün değildir. Demek rüya bir bastı zaman örneğidir. Normal insanın rüya aracılığıyla mazhar olduğu duruma evliyalar uyanıkken de mazhar olmuşlar ve oluyorlar. Rüya bastı zamanın rasyonel bir şey olduğunu ispatlıyor. Mesela rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte o işlere bedel Kur'an okumuş olsaydın birkaç hatim okumuş olurdun.